Aysel. Ay. Ay Allah'tan tutuklamadılar seni. Niye tutukluyorlar? Ne yapmış? Haydutluk mu yapmış? Gerizekalılık yapmış. Kanunda gerizekalılığa ceza yok. Abla ya, karını bırakmadılar. Ay beter olsun. O bulaştırdı seni zaten bu işe. Hadi yürüyün, eve gidelim. Sema Hanım. Sema Hanım. Sema Hanım. Ay sen... Anne dur, nereye ya? Karının annesi galiba. Konuşsunlar, burada bekleyelim. Nereye bekliyoruz ya? Ayrıca sen de bizimle eve geliyorsun. Villa hayatı bitti artık Nihal Hanım. Sokağından bile geçirmezler zaten bizi. Daha beterini yapmasınlar da zenginlerin öfkesi de daha korkunçlu oluyor. Ay dua ediyorum ya Rabbim, Aleyna sağ salim bulunsun. Hem Aleyna için üzülüyorum, hem kızım için korkuyorum. Ben gidip Aziz Bey'le konuşacağım. Aysel'in çocukluk yaptığını anlatayım da bulaşmasın kızıma. Ya baba, o seni dinlemez ki ya. Boşuna gitme. Hadi sen git, babanla git. Ben de gideyim şunu getireyim. Hadi koş. Baba. Sema Hanım, Karan suçsuz. O Aleyna'ya zarar veremez. Ben zaten oğlumun suçsuz olduğunu biliyorum ki. Ya o kimseye, hele hele bir kadına asla zarar vermez. Aziz'i bile öldürmedi. Kızını mı öldürecek? Sema Hanım. Sema Hanım. Aysel, neredesin kız sen? Yürü gidiyoruz. Babanın bir tarafına inecek sebebi sen olacaksın ha. Yürü. Aziz Bey. Sizden Aysel adına özür diliyorum. Bir çocukluk yapmış. Oyun sanmış bu işleri. Kalp kırmanın ne felaketlere yol açacağını bilememiş. Sizden Aysel'i affedin demiyorum. Ama emin olun, Aleyna'ya bir zarar gelsin istememiş. Aziz Bey, Aleyna da bizim kızımız gibi. Yani emin olun, bizim de yüreğimiz sizinki kadar yanıyor. Benim kızım şu anda belki de denizin dibini boyladı. Siz yürek yanmasından ne anlarsınız? Benim kalbim kurşun gibi eriyor, eriyor. Meral. İnşallah bulunacak Aleyna. Bunun için dua ediyoruz. Zaten ondan sonra da taşınacağız buralardan. Bir daha da bizi görmeyeceksiniz. Nasıl ya? Nereye? Cehennemin dibine. Olur mu öyle şey ya? Nereye taşınıyorsunuz? Eğer Aleyna'ya bir şey olursa hiçbir yere gitmiyorsunuz. Aksine daha sık görüşeceğiz. Aysel'in prensesime yaptıklarını ödetene kadar. Bana ne istiyorsan yap. Ama aileme dokunma. Kızımın diyetini ben öderim. Ödeyeceksin zaten. Ama tek başına değil. Hep beraber ödeyeceksiniz. Sen de çöplüğüne. Bir daha da buraya gelme. Yazıklar olsun. İyi oldu değil mi, özür diledin? Ben sana diyorum ya. Yapma diyorum.